Herkese merhaba. Bugün yine daha önce denenmemiş bir ekipmanı deneyeceğiz arkadaşlar. Kanal hakkında da birkaç bilgi vermek istiyorum. Kanalı 1 Mart 2017 tarihinde açmıştım. Yani yaklaşık 3 ay oluyor. 3 aylık bir süre zarfında bugün itibariyle 990 aboneye geçmiş durumdayız. Yani 1000 aboneye doğru gidiyoruz. Bu zamana kadar hep denenmemiş şeyleri, denenmemiş akvaryum ekipmanlarını yapmaya çalıştım. Yaptığımız 35-40 ekipman var. Bunların hepsinde de başarılı olduk. Bugün aralarına bir yenisini daha ekleyeceğiz beraber. Size şöyle malzemeleri göstereyim. Bir tane silindir şeklinde metal kutumuz var. Bu suda paslanmıyor. Şöyle cam vantuzlarımız, plastik bir kapak, pipo filtremizin içerisine takacağımız olan hortum. Bunun etrafını deliyoruz. Şöyle göstereyim size. Plastik kelepçe hortum kullanacağız. Bir de dirseğimiz var arkadaşlar. Şuralara ben daha önceden deldim. Buradan hava hortumumuzu geçireceğiz. Şimdi bunun etrafına da matkapla delik açmamız gerekiyor. Buraları hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, şurada su çekişini yapacak olan hortumumuz var, içerisi delikli. Kutumuzun etrafı delikli, içerisinde filtre elyafı var. İçerideki burunun içerisinde de hava hortumumuz var. Şimdi kapağı takacağız, sonra da şu dirseği takacağız. Pipo filtremiz tamamlanmış olacak. Sonra da gidip akvaryumda her zamanki gibi deneyeceğiz. Evet, şu an pipo filtremizi hazırladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pipo filtremiz hazır. Şimdi akvaryumda görelim. Gördüğünüz gibi pipo filtremizi akvaryuma taktık. Boyutu çok güzel olmuş. Küçük akvaryumlar için ideal, yavrular için ideal, canlı doğuranlar için kesinlikle kullanılabilir. Sadece canlı doğuranlar için değil, bu şekilde ciklet akvaryumlarında da kullanılabilir. Ama özellikle boyutu küçük akvaryumlarda, mesela 20 litre akvaryum olan arkadaşlar bile var. Onların akvaryumlarında hiç yer kaplamayacak bir pipo filtre. Görüyorsunuz şu kadar bir şey. Yani 3-4 santimlik bir çapı var. Bir de çok uygun maliyetli. Neredeyse hiç maliyeti yok. Siz bu şekilde metal kutu bulamazsanız plastik bir kutudan da yapabilirsiniz. Bir de her kutuda, akvaryumda kullanılmaz. Metal kutular paslanabilir. Buradaki paslanmayan bir metal kutu. Plastik bir kutudan içerisine elyaf koyarak, elyafın içerisinden de bir hortum geçirerek kendiniz evinizde çok rahat bir pipo filtre yapabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz ve tüm videolarda videonun sonunda bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.